Biden Türkiye'ye nasıl bakacak? Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dönem genel başkan yardımcılığını yapan Sayın Faruk Loğlu, aynı zamanda emekli büyükelçi, ona soracağız. Sayın Loğlu, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Merak ettim, siz de yakından izliyorsunuz çünkü bir dönem Washington'da büyükelçilik yaptınız. Amerika ile ilişkiler konusunda çok özel bilgilere sahipsiniz. Ben Sayın Çevköz'e sorduğum soruyu soracağım çünkü Türkiye'nin araması gereken yanıtlar bunda gizli. Yani Trump'ta eksik olan ya da Trump'ta fazla olan Biden'da ne olacak? Mesela Biden aklına geldiği zaman bir mektup yazıp aptallık etme, akıllı ol, ben senin sorunlarını çözdüm diye bir mektup yazma cesaretini gösterecek mi? Ya da Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği Erdoğan ve ailesinin mal varlığının yeniden gündeme gelmesi söz konusu olacak mı? Yani Amerika bunları Türkiye'ye karşı koz olarak kullanıp kendi ulusal çıkarlarını Türkiye'de biraz daha geliştirme yoluna mı gidecek? Suriye meselesi var, Orta Doğu meselesi var, İsrail sorunu var. Nasıl bir tablo görüyorsunuz Biden-Erdoğan ilişkisi için? Şimdi öncelikle iyi akşamlar. Şunu söyleyeyim. Trump'ın üslubundan farklı bir üslup göreceğiz. Çünkü 50 yıla yakın siyasi tecrübesi olan bir liderden bahsediyoruz. Yeni seçilmiş bir başkandan seyrediyoruz. Dolayısıyla Trump'ın kullandığı üslup, çıkışlar, ne diplomasi geleneğine ne genel görgüye sığdırabileceğimiz çıkışları Biden'dan görmeyeceğiz. Ama Biden üslup değişikliği illa daha iyi olacak anlamına gelmiyor. Çünkü Biden'ın yaptığı son çıkışlardan bir tanesi Türkiye'nin iç işlerine müdahale edecek kadar o yönetmesin, bu yönetsin, biz şöyle sağlayacağız şeklinde inanılmaz ölçüde müdahaleci bir tavır sergilemiştir. Bunu yaparken kullandığı dil, Trump'ın kullandığı dil gibi sivri, adaba aykırı falan değildi. Ama çok daha vahimdi. Çünkü yani Türkiye'nin kimin tarafından yönetileceğine Türk halkı karar verir. Türk seçmeni karar verir. Bu bizim iç işimizdir. Yani Biden'ın şu veya bu sebeple kalkıp böyle bir çıkışta bulunması Biden'ın yapısını göstermek bakımından bana göre önemli. Şimdi Biden ne yapabilir? Önce Biden ne yaptı? Şimdiye kadar siyasi hayatında ne yaptı? Ona bakarsak önümüzü daha iyi görebiliriz. Bunlardan birincisi Biden ezelden beri, yani ilk siyasi beri Ermeni soykırım iddialarına destek vermiş bir insandır. Bu sadece bir kampanya meselesi de değildir. Obama kampanyası sırasında Ermeni soykırım iddialarını doğru bulduğunu söyledi ama başkan olunca bu iddiayı daha ileri götürmedi. Deniyor ki efendim işte başkanlık koltuğuna oturunca şeyler sorumluluk hissi bazı şeylerin değişmesine yol açıyor. Biden'ın bütün siyasi hayatı boyunca Ermeni soykırım iddialarına senatoda öncülük yapmış, destek vermiş, yaptığı açıklamalarla destek vermiş bir siyasetçidir. Dolayısıyla bu yani gündemin ilk sıralarında aday olan konulardan biridir. Eğer bunu ileri götürecek olursa bunun tabii Türkiye'ye vereceği, Türk-Amerikan ilişkilerine vereceği zarar çok çok ağır olacaktır. Bunun ötesinde Trump döneminde de olduğu gibi Trump'ın belki bu çok söylenen Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın ilişkisinin bir tek yararı çünkü gösterilecek başka bir yarar olmamıştır ne ikili ne bölgesel konularda bu yakın ilişkinin Türkiye lehine tecelli ettiği bir tek dosya yoktur. Bir tek yararı bu S-400'ler nedeniyle kongrede bekleyen yaptırımların askıya almak, geciktirmek. Yani
geri gitmek değil, sadece askıya almak şeklinde. Biden açısından S-400'ler konusu ciddiyetini korumaya devam edecektir. Ve yaptırımların hayata geçirilmesi her ne kadar tabii kurumsal ilişkiler biraz daha önem kazanacak olmakla birlikte kongredeki Türkiye karşıtlığı havasını değiştirmeyecektir. O bakımdan Türkiye'nin buna hazırlıklı olması lazım. Bunu sözlerimi bağlarken tekrar döneceğim bu konuya. Biden'ın siyasi sicinine baktığımız zaman Türk-Yunan ilişkileri konusunda Yunanistan tarafını tutmuştur. Kıbrıs konusunda Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan tarafını tutmuştur. Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini tutmuştur. Bu sadece eskiden değil, şimdi de yani yaptığı son açıklamalarla da bunu bu şekilde görüyor ve izliyoruz. O bakımdan Suriye konusunda, Irak konusunda Başkan Biden vakti zamanında Amerika'nın önde gelen gazetelerinden birinde yayınladığı bir makaleyle Irak'ın üçe bölünmesini isteyecek kadar bölgeye böyle müdahaleci bir yaklaşım göstermiştir. O bakımdan yani Biden'ın yumuşak üslubunu, ki çok hakikaten ağır trajediler geçirmiş, Amerika için olumlu mesajlar veren uluslararası toplum, uluslararası ilişkiler bakımından Trump'a kıyasla çok daha yapıcı mesajlar veren bir lider olmakla birlikte Türkiye bakımından gerçeği görmemiz lazım. Öngörülebilir olmasının bir avantaj olduğu söyleniyor bazı bu konuyu takip eden çevrelerce. Doğrudur. Yani Trump'ın en büyük olumsuz tarafı bana göre de öngörülemeyecek bir yapıda olmasıydı. Buna mukabil Biden daha tecrübeli, daha ılımlı, daha yavaş konuşan, daha dikkatli konuşan bir lider konumunda. Ama bunun Türkiye için avantaja dönüştürülebilmesi ancak Türkiye'nin sağlıklı bir Türk-Amerikan ilişkileri stratejisi planlaması ve yaklaşımı oluşturmasıyla mümkün. Yani Biden kendiliğinden Trump böyle yapmıştı, ben Türkiye'ye başka türlü yaklaşacağım demeyecektir. Yani ikili ve bölgesel konularda Trump'la gündemde olan bütün sorunları devralmıştır Biden. Bu konularda Türkiye lehine fazla bir gayret göstereceğini düşünmüyorum. Bunun olabilmesi için Türkiye'nin dizginlere ele alması, bu yeni yönetimde ki tabii Biden'ın kuracağı kabinede Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı kim olacak, bunların da görülmesi lazım. Yani Türkiye bu olumsuz tabloyu, Biden'ın sicilinden baktığımız zaman olumsuz olarak öngörmemiz gereken gidişatı Türkiye'nin lehine çevirmek için Türkiye'nin bir strateji geliştirmesi lazım. O bakımdan Türkiye'nin işi önümüzdeki dönemde zor. En önemli konu S-400'ler nedeniyle kongrede bekleyen yaptırım tasarları herhalde Türk-Amerikan ilişkilerinin gündeminde ilk sırada yer alacak. Yeni yönetim iş başına geldikten sonra konu bu olacaktır. Sayın Doğru, işimiz kolay bir şey, değil. Bir şeyi merak ettim. Evet. S-400 dediniz. Buyurun. De Suriye ile ilgili Amerika Suriye'de YPG ile çok işbirliği içinde. Trump öncelikle askeri çektiğini söyledi. Ardından YPG'ye yardımları 3000'e yakın tır silah gönderdi ve YPG'nin orada kurumlaşmasını, devletleşmesini, terör örgütünün orada yer kazanmasını sağladı. Peki Trump Amerikan başkanı değil. Biden gelince Suriye'de Amerika'nın Türkiye tavrı ne olacak? Terör örgütleriyle işbirliğini Amerika devam edip Türkiye'yi rahatsız etmeye devam eder mi? Daha önceki açıklamalarına bakarak nasıl bir öngörüde bulunabilirsiniz?
Hemen kısa yanıtımı vereyim. Evet, aynen devam eder. Yani Biden'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, egemenliğini Trump'tan daha fazla gözettiğini söylemek mümkün değil. Bu bir. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek Irak'ta, gerek Suriye'de Kürt çevrelere verdiği destek, Suriye bakımından PYD ve YPG'ye verdiği destekte bir azalma olmayacaktır Biden döneminde. Bir anladığım kadarıyla Trump'ın Suriye özel temsilcisi, eski Ankara Büyükelçisi Jim Jeffrey istifa etmiş. Onun yerine yapılacak atama bize Biden'ın Suriye'ye ilişkin niyetleri hakkında daha belirgin bir gösterge olacaktır. Suriye konusu Türkiye-ABD ilişkilerinde bir sorun olmaya devam edecektir. Özellikle PYD-YPG bağlamında. Burada tabii hani dedim ya Ankara'nın bir strateji geliştirmesi lazım. O stratejinin en önemli öncelikli parçalarından biri Türkiye'nin Şam yönetimiyle bir ilişki kurması ve Suriye'nin bütünlüğünü, bağımsızlığını oluşturacak adımları Türkiye ile Suriye'nin birlikte geliştirmesi. Bunu Amerika'ya rağmen yapmamız lazım. O bakımdan iş Suriye konusunda olduğu gibi birçok konuda Türkiye'nin atacağı ve atması gereken Mısır bağlamında, İsrail bağlamında, Suriye bağlamında birçok adımlar atması gerekiyor. Bunları attıkça, bu adım doğru adımları attıkça Amerika sen ne yapıyorsun demeyecektir. Yani Amerika'yı hizaya getirmek tabiri caizse büyük ölçüde, önemli ölçüde en azından Türkiye'nin elinde. Peki Sayın Büyükelçim, şeyi de merak ettim. Son olarak onu sorayım size. AKP'nin ve Erdoğan'ın gönülden desteklediği, hatta rüya olarak gördüğü, serap olarak gördüğü, keşke kalsaydı da biz iyi olsaydık dediği Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yaptı. Ve Batı Şeria dahil oradaki Müslüman yerleşim merkezleri de sürdü. Ve bir anlamda İsrail'in yaklaşık 70 yıldan bu yana öngördüğü büyük bir hayali, damadının da desteğiyle, damadı da biliyorsunuz Yahudi, bir simge haline getirdi ve bir Müslüman, oradaki Müslüman halkına, Müslüman yerleşik toplumuna karşı düşmanca tavırlar besledi. Peki Biden geldiğinde Trump ve damadının Kudüs'ün İsrail başkenti yapılması ve İsrail'in büyütülmesi projesini sürdürmesini bekliyor musunuz? Kısa yanıtım yine evet, bu konuda bir yani geriye doğru bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Sayın Arınç doğru söylemiş. Yani Trump bir rüyaydı. Adı üstünde rüyaydı. Yani gerçeğe tekabül etmeyen bir rüyaydı. O bakımdan yani Trump'ın gitmesi bir rüyanın sona ermesi anlamında aslında Türkiye bakımından olumlu. Biden'ın İsrail ve İsrail-Filistin sorunları bakımından tutumunda köklü bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Çünkü ister demokrat ister cumhuriyetçi yönetimler olsun, İsrail'le ilişkiler Amerikan dış politikasının göz bebeğidir. Yani tam odak merkezinde oturur. Dediğiniz gibi Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi, Filistinlere yapılan bütün yardımların kesilmesi ve bana göre en önemlisi İsrail'in Golan Tepelerine, yani Suriye'ye ait toprakların Golan Tepelerine ilhak kararını Başkan Trump'ın tanıması. Biden bu konuda o kadar ileri gider miydi? Sanmıyorum. Ama ilhak kararını bir adım atma cesaret veya eğilim veya niyetini de Biden'da göremiyorum. Tabii İsrail bakımından Biden Trump kadar çok rahat bir ilişki
düzeni oluşturmayacaktır. Çünkü Obama döneminde de İsrail rahatsız eden özellikle yeni yerleşimler konusunda Obama'nın yaptığı çıkıştan rahatsız olan İsrail, Biden döneminde de sıkıntılarla karşılaşabilir. Ancak yani ABD-İsrail ilişkilerinin mevcut çizgisinde, mevcut kalın çizgisinde belki nüanslar bazı noktalarda değişecek olmakla birlikte veya değişebilir olmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin katıksız desteği devam edecektir. Burada peki, önemli bir unsur. Buyurun. Bu şeyi çok uzatmayacağım. İran'la imzalanan nükleer anlaşma konusunda eğer Biden bu anlaşmaya geri dönüş şeklinde bir adım attığı takdirde bölgedeki dengeler yeniden bir değişikliğe uğrayabilir. Bu noktayı da aklımızda tutmakta yarar var. Peki Sayın Loğlu, buna çok kısa bir yanıt bekliyorum. Son sorum, son dakika haberi geldi. Dünyadaki bütün liderler Biden'ı kutlamış ama Sayın Erdoğan'dan hala ses yok. Şimdi bu Sayın Erdoğan'ın Trump'ın gitmesine üzülmesinden mi kaynaklanıyor? Yoksa Biden'ın gelmesine çok sevinmemesinden mi kaynaklanıyor? Yoksa her ikisinden mi kaynaklanıyor? Neden Sayın Erdoğan şu ana kadar diğer liderler gibi Biden'ı kutlama ihtiyacı duymadı? Şimdi tabii yani kutlama ihtiyacı duymadı şu an itibariyle hala geçerli mi değil mi bilemiyorum. Belki siz biliyorsunuz. Benim tahminim şu veya bu şekilde bir kutlama mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gidecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ben kendimi onun yerine koyamam. Ama uluslararası teamül bu gibi durumlarda ve özellikle Türkiye bakımından ilişkilerimizin çok önemli olmaya devam ettiği, bütün sorunlara rağmen devam ettiği bir Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yönetimde iyi bir başlangıç yapma iradesini Ankara gösterecektir diye düşünüyorum. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yaptığı son açıklama buna işaret etmektedir. Elbette Trump'ın kaybı bir hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ama Ankara'da yapılan çeşitli çevrelerden değerlendirmelere göre Biden öngörülebilir bir lider olduğu için daha kolay, daha kontrollü bir ilişki kurmak mümkündür diye hesaplamalar, değerlendirmeler yapıldığını anlıyorum. Peki Sayın Lavoğlu, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.